Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Zeki Çakan, beraberindeki parti heyetiyle birlikte Zonguldak esnafını ziyaret etti. Bizim mutlaka sorarsınız. Yani şuradaki bütün göbekler dahil, evet. Bütün bu yollar dahil. Evet. Benden sonra ne bir kavşak, ne bir göbek, kesinlikle ne bir şuna bu. Bir şey demiyorum. Şu anda mevcut görevde olan arkadaşlarımızla ilgili olarak hiçbir şey söylemek istemiyorum. Tabii herkes ama geçmişte onlar da mutlaka ellerinden geleni yapıyorlar ama geçmişte gerçekten genç arkadaşlarıma söylüyorum. Mutlaka Zeki Çakan nokta. Net'e girin, evet. Siteme neler olduğunu görürsünüz. Gerçekten de o dönemlerde gece mi gündüzüme kattım. Yani genç arkadaşlarımız bilmez belki ama büyüklerimizden ha? Ben çok biliyorum efendim. Gerçekten hani aranıyorsunuz diyebilirim Zonguldak için. Tekrar geldim. Samimi olarak söylüyorum. Ben de bir şey söylüyorum. Tekrar geldim sizin için, sizin geleceğiniz için. İnşallah. Allah. Her gece köpükle yıkadığım Zonguldak ne hale gelmiş? Ekonomik yönden de böyle bırakmadım, sosyal yönden de böyle bırakmadım, siyasal yönden de böyle bırakmadım. Birbirimizi az veya çok tanırız, desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Ben size destek olmak, Zonguldak'a bir şeyler katmak için tekrar yollara düştüm. Doğduğum, büyüdüğüm şehre bir şey vereyim diye açık söylüyorum. Zonguldak esnafının ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Zeki Çakan, Zonguldak'ın sorunlarının çözümü için bir abi olarak yola çıktığını söylerken gösterilen ilgiye teşekkür etti. Özellikle belediye başkanlığı dönemimdeki hizmetlerimizin hemen hemen bütün Zonguldaklı, bütün esnafımız farkında. O günlerde yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili yanlış anlaşılmasa şimdiki belediye başkanımız veya ondan önceki belediye başkanlarımız da çok şey yaptılar mutlaka. Fakat tabii 84-89 yıllarında ben göreve geldiğim zaman 1 metrekare hemen hemen asfalt yoktu. Göbekleri, kavşakları, heykelleri, kısacası yolların genişlemesi, kanalizasyonu, duvarları, belediye hizmetlerini, suyunu, hatta ondan önce de elektrik işletmesi de bizdeydi. Ben o zaman işletmeler müdürüydüm. Yapılan hizmeti vatandaş inkar etmiyor. Bugün bizi esnafımız son derece sevgiyle karşıladı, bağırlarına bastı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden hiç düşünmediğim halde bir anda karar vererek, taşın altına da elimi koyarak milletvekili, önce aday adayı, sonra adayı oldum. Tüm Zonguldaklara, hemşehrilerime şunu iletmek istiyorum ki, bölgenin abisi olarak seçimler bittikten sonra iktidarıyla, muhalefetiyle birleşerek, öncülük yapmaya çalışarak, başta belediye başkanlarımız olmak üzere muhtarlarımıza, bölgede yaşayan hemen hemen bütün hemşehrilerimize biz hizmet edebilmenin yarışı içerisinde olacağız. Caddede yürüyen vatandaşların Zeki Çakan'ı durdurması ve sarılması dikkatlerden kaçmadı. Evet. Bıraktım, ne yapayım, mecburen bıraktım. Anladım. Şeye gittim. Yani her tekan gayrı. Geyrim geri gittik başkanım. Nerelere gittik. Şimdi geldim geriye. Çok şükür Allah'ıma. Evet, çok şükür. Geyim de senindir ha. Allah razı olsun. Var mı bizim vatandaşlarım? Sağ ol. Aynı yer, aynı yer değil mi? Ben emekli oldum. Şimdi bizden aday, Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday. Toplantı yapacağız arkadaşlar. Mustafa Erol'un yanında beraber. Bizim adayın hatırlıyor. Ben sizin nerede doğdum? Ha, biliyorum, ben de geri kapıdayım. Değişmişiz de şey. Sağ ol, geri kapıdaysan kim mi? Şimdi hasta kanser. Geçmiş olsun. Yolun üstüne. Hep sizi bilirim. Görsem mutlaka sanırım. Silikon fezeler var. Geri kapıda. İşte ben sana orada Kemal mi diyorsun? Yüzümü hatırlıyoruz işte. Desteklerinizi hangi partisi? Milliyetçi Hareket Partisi. Tamam. Ben milletvekili adayı oldum. Sırf sizlere yardımcı olmak için. Yollara düştük. Esnaf ziyaretlerine Gazipaşa Caddesi'nden başlayan Zeki Çakan, daha sonra Zonguldak sahilinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Buraları bu hale herhalde biz getirdik. Evet, Zeki Çakan mı? Kendim için değil, ben o koltuklarda oturdum. Ama ülkem için, bölgem için kolay bir iş de değil, açık söylüyorum. Yani milletvekilliğinde, bakanlığı da hepsini gördüm. Ama sırf yardımcı olayım diyor. Nasıl? Merhaba. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Zeki Çakan.